Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Ee, bu sünnetin delil oluşuyla alakalı şüphelere cevap vermeye devam ediyoruz. Üçüncü şüpheye geldik. Şimdi burada diyor ki eğer sünnet delil olsaydı Peygamber aleyhissalatü vesselam onun yazılmasını emrederdi. Ne gibi? İşte Kur'an'ı yazılmasını vahiy katiplerine emrettiği gibi. Ondan sonra da sahabe ve tabi'in onu derleyip toplardılar. Böylece bozulması ve değiştirilmesi ve yanlışlık yapılması ve unutulması önlenir. Ve Müslümanlara sıhhatli bir şekilde ulaştırılırdı. Şimdi i̇ddia bu. Şimdi Burada tabi şöyle e, temel bazı sorunlar var. Öncelikle onu söyleyeyim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Kur'an daha tekmil olmamışken, Kur'an'la alakalı hükümler tamamlanmamışken Kur'an'ın istikbale yönelik hani akıbetiyle alakalı meseleler tam tebellür etmemişken daha yeni Kur'an'ın nazil olmaya başladığı bir kavimde daha temel anayasa niteliğindeki bir takım meseleleri Kur'an'dan öğrenmek e, durumu daha söz konusu olmamışken yani toplum daha bu anlamda bile bir eğitimden, bir tornadan geçmemişken daha en temel şeyler öğrenilmeden ve en temel şeyler öğrenilmeden detaylı şeylerin de yazılması ve tedavüle geçilmesi ve insanlar arasında onların da e, onlarla da amel etme, onları da öğrenme gibi bir telaşa sebep olmamak için bir, İkincisi işte tedrici öğrenimi tedrici öğrenime imkan vermek için iki, üçüncüsü böyle bir durumda. Zaten yazı malzemelerinin ve yazının ve katiplerin sınırlı olduğu bir zamanda asıl olan Kur'an'ın tamamlanmış olmaması halinde hadisler yazılma, yazılsaydı vahiy katipleri gibi bir metotla hadisler yazılmış olsaydı o zaman Allah muhafaza Allah kelamıyla peygamberin sünnetinin karışması gibi bir risk ortaya çıkacaktı ve ikisi birbiriyle karışmış olacaktı. Dolayısıyla aslında Kur'an'ın sınırları belirlenemeyecek, neyin ayet olup neyin ayet olmadığı tespit edilemeyecekti. Elbette ki bu yüzden Kur'an tamamlanana kadar, zihinlerde tespit edilene kadar hadislerin yazılması ne oldu? Bu şekilde yazılması, vahiy katipleriyle, aracılığıyla yazılıp insanlara dağıtılıp ezberletilmesi, Usulü tercih edilmedi. Yani çok da makul bu. Evet hadislerin bir dönem yazılması yasaklandı. Kur'an itmam olduktan sonra tamamlandıktan sonra e, o ilk başlardaydı yani. Kur'an itmam olduktan sonra tamamlandıktan sonra zaten böyle bir engel kalmamış oldu. Ve hadisler çok daha rahat aynı vahiy katiplerinin yazdığı usulle yazılmaya devam etti. Burada ki bölümde bunları detaylı anlatılıyor. dipnotları da var. Ee, üçüncü şüpheye cevapta Mustafa Es-Sibai'nin sayfa 190'da bu kitaptan okuyorum, konuşuyorum. Dolayısıyla zaten Abdullah İbni Amr örneğini de daha önce zikrettik. Ee, Abdullah İbni Amr Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkan her şeyi yazıyor ve Peygamberimiz de bunu onaylıyordu. Yani aslında yazılmamasına yönelik bir yasak yok. Yani yazmayın diye bir yasak yok. İşte Kur'an'ın o tespiti için bir alan açma durumu söz konusu ve belli şahıslar için de yazılmaya izin verilmiş olduğunu görüyoruz. Ki birçok şahıs yazmış. Hz. Ali yazmış, Hz. Ebu Bekir yazmış, efendim Ebu Hureyre yazmış, Abdullah İbni Amr yazmış, e Enes bin Malik yazmış ve hakeza. Bunları daha önceki seriler içerisinde detaylarıyla, kaynaklarıyla söyledik. Evet benim kısaca söyleyecek olduklarım bunlar. Şüpheye bir tekrar bakayım. Unuttuğum bir şey var mı? Ki hani şu da burada es geçiliyor. Zaten hadisler de bu söylediğim şartlar ve çerçevede e, derlenip toparlanmış. Birinci Hicri asrın sonuna kadar e, bu iş zaten yapılmıştı. Ömer bin Abdülaziz döneminde e, bu tedvin işi gerçekleşmiş. Yani çok uzaklaşılmamış. Hani zaten hadisler hafızalardayken işte parçalar halindeyken ne olmuş? Aynı Kur'an'ı için 50-60 sene önce yapılan şey işte 50-60 sene sonra hadisler içinde yapılmış ve Bunlar ayrı ayrı parçalar halindeyken bir tedvin dönemi başlamış ve bir araya toplanmış. Bakın benim söylediğimden farklı bir şey var mı? Evet ben söylediğimi tekrar etmiş. Ha bir de şunu söylüyor. Böyle de bir yanlış algı var. Bakın sevgili kardeşlerim eskiden şöyleydi. Biz bu zamanın algısından geçmişe bakıyoruz. Yani gene tarihe aslında anakronik bakıyoruz. Biz diyoruz ki yazıldıysa daha iyi korunmuştur. Bunu neye göre söylüyoruz? Yani bunun bunun epistemolojik değerini sorguladık mı? Ya düşün hiç yazı yazılmayan bir topluluk, hatta yazı malzemesinin az olduğu bir topluluk, hatta yazıyı da çok iyi bilmeyen, yazamayan ve aktaramayan bir topluluktan bahsediyoruz. Böyle bir topluluk ve bu topluluk hiç yazılı, yazılı kültüre sahip değil. Yani kültürel olarak yıllarca edebi şifai kültürle gelmiş. Ve hafızalar da ona göre düzenlenmiş. Bunu şimdi bir düşünce deneyi olarak yapın. İşte bir bölgedeki insanları uzun yıllar boyunca, 200-300-400 sene boyunca yazıdan mahrum bırakın ve sadece zihinlerine yazmasını isteyin. Bir zaman sonra göreceksiniz ki o insanların zihinleri adeta bir flash bellek gibi olayı, özellikle belli insanların zihinleri, kaybedecekler ve koruyacaklar o bilgiyi hem de harfi 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 harfine noktası noktasını bunun için örneklerini vereceğim diğer bir kontrollü düşünce deneyi grubunda ise Evet yazıyı serbest bırakın yazsın bunların hafızası zayıflayacak hafızada tutma kabiliyetleri gerileyecek Çünkü nedir bir kabiliyet bir biriyeti kullanıldıkça gelişir yazı konusunda daha gelişmiş bir seviyeye ulaşacak onlar da Dolayısıyla korunma yani sadece yazıyla sınırlandırılamaz ki sünnetin korunmuş olması illa yazıda olmasını gerektirmez ki yazılı olanları da var bu arada. Ya yani bunun da örneklerini daha önce verdik. Bazıları şöyle demişler. Peygamber Aleyhissalatu vesselam sünnetin delil olmasını hedefleseydi onun yazılmasını emrederdi. Oysa sünnetin delil olduğu birçok şekilde sabit olmuştur. Mesela tevatür yoluyla adil ve güvenilir ravilerin rivayetiyle ve yazıyla Kur'an-ı Kerim'in Hz. Ebubekir döneminde toplanması da sadece yazılı sayfalara dayanarak yapılmamıştır. Bir de böyle bir sıkıntıya giriyoruz biz burada. Kur'an-ı Kerim de peygamber zamanında bütün haline getirilmedi ki. İşte parçalar toplandı. Zeyd bin Sabit'in başkanlığında bir komite teşkil edildi. Aynı zamanda hafızlar toplandı. Bu ayetle alakalı kıraatler dinlendi. Ve hakeza yani bu tevatür yoluyla adil ve güvenler ravilerin rivayetleriyle ve yazısıyla ve hafızalarıyla Kur'an-ı Kerim'in bir araya getirilmesi metodu bundan zaten 60-70 sene sonra aynı şekilde hadisler için de yapıldı. Yani birbirinden çok bir farkı yok. Sadece sahabe Kur'an'ın toplanmasında yazılı metinlerle yetinmemiş. Hatta yazılı metinlerde bazen hatalar olmuş. Bu hafızayla düzeltilmiş. Kur'an'ın her ayeti için tevatür derecesinde sahabenin ezberine dayanmıştır. İşte 100 tane sahabe var Kur'an'ı ezberleyen. Hepsi o ayeti o şekilde okuyorsalar bu ne anlama gelir? Öyle bir toplulukta ki şimdi örneğe verecek topluluğun özelliğine hafızası bu kadar güçlü bir toplulukta 100 kişinin o ayeti aynı şekilde okuması o ayetin o şekilde olduğunu ve ona uygun da bir yazının bulunması da ayrıca bir takviye unsuru olmuş. Yani aslında burada yazı şifai kültürü takviye ediyor. Dolayısıyla ezber yoluyla yapılan nakil sıhhat ve doğruluk açısından Yazıyla yapılan nakilden daha e, aşağı değildir. Bunun altını çiziyorum. Hatta yazıya müdahale edilme zamanı geldiğinde bir takım münafıkların ya da din düşmanlarının yazıya müdahale ederek bir takım değişikliklere sebep olma e, şüphesinden ve probleminden hafızayla ezber edip koruma daha sağlıklı bir yöntem burada özellikle vurgulamak istediğim tek koruma yönteminin yazı olarak tespit edilmesinin makul ve mantıklı olmadığı. Özellikle de bu hafızalarının gücüyle tanınan ve bu konuda ilginç olaylara sahip olan Araplar tarafından yapılmışsa bazı Araplar tek bir dinleyişte kasidenin tamamını ezberlerdi Camil beyanül -il ilim. Nitekim İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre o Ömer bin Ebi Rebi'a'nın kasidesini tek bir dinleyişte ezberlemiştir. Bu kaside 13.000 beyit mi? 4.000 beyit mi? Öyle bir rakam var aklımda. Yine aralarında bir mecliste söylenen hadisleri tek bir harfini değiştirmeden dahi ezberleyenler vardı. i̇bn Asakir Zühri'den şunu nakletmiştir. Abdülmelik İbni Zübeyir fitnesi karşısındaki tutumlarından dolayı Medine halkına onları kınayan bir mektup gönderdi. Bu mektup iki sayfadan oluşuyordu. Bu çok basit bir örnek ama Zühri bu sayfaları tek bir harfini dahi değiştirmeden atlamadan ki Zühri ile alakalı başka örnekler vardı daha önce aktarmıştık. Olduğu gibi ezberleyip o metni aktarmıştı ve Zühri işte İbn Şabın şöyle dediği rivayet edilmiş yine. Baki'den geçerken kulaklarımı çirkin şeyler işitir için işitirim diye korkusuyla kapatıyordum. Orada kötü şeyler söyleniyormuş. Allah'a yemin olsun ki kulağımla duyduğum hiçbir şey asla unutmadım diye Şabi'den rivayet edilmiş. Zühri'den de bu tarz rivayetler var. Yine o dönemin vahine muhatap olan Araplara arasında da bu küçülü hafızaya sahip olan kişiler söz konusu. Gene geldik sünnetin tedvininin geciktiği iddiasına. Yani bu yüzden muhafaza altına alınmasına duyulan güvenin yok olduğu, bunun da zanni bir duruma dönüştüğü ve Allah'ın dininde zannın caiz olmadığı görüşüne gelince bu görüş tahrif ve uydurmalara karşı mücahede eden alimlerin harcadığı büyük çabalara uygun olmayan bir görüşür. Niye? o dediğim noktaya geliyor. Çünkü sünnet sahabe döneminde Zühri'den Ömer bin Abdülaziz'in emriyle tedvine başladığı Hicri 1. asrın sonuna kadar genellikle ezber ve bazen de yazıyla nakledilmiştir. Şimdi bütün bütün yazıda terk edilmiş değil. Ezber de o yazıyla beraber gene gerçekleşen bir yöntem. Ezber zinciri ve koruma bir bütünlük oluşturmuş olup şüphe duyulacak herhangi bir kopukluğa imkan tanınmamıştır. Yani sünnetin tedvinin süreci de gene aslında benzer olmuş. Bunu da daha önce söyledim. Evet yani çok da uzatmadan bu şüpheyi bu şekilde cevaplayabiliriz. Tabi genelde bu tarz konularda işte yorumlara bazen göz atıyorum. Yani dersin içinde anlattığım, argüman olarak söylediğim, çürüttüğüm, işte bazen referanslarda bulunduğum şeyleri gene işte yorumlara yazıyorlar. İşte, işte Kur'an işte tarihi senet olarak korunmuştur. Bu ispatlanmış. İşte siz de hadisleri ispatlayın falan tarzı bir şeyler söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim bu seri içerisinde biz bunu yaptık zaten. Yani bir videoda bütün sorulara cevap vermem e, vermemin mümkün olmadığını takdir edersiniz. E, ama burada anlattığımız usul üzere hadis ayetler nasıl korunmuşsa çok benzer bir yöntemle hadisler de korunmuştur. Bu apaçıktır e, tarihi senet açısından. Ve bunu alanın bağımsız uzmanlarının çalışmalarından da görebilirsiniz. Yani bir takım oryantalistlerin de ateist tarihçilerinde de bu tarzda çalışmaları söz konusu. Dolayısıyla ikisi arasında bir fark yoktur yani. Ee, i̇yi dinlerseniz içerikleri bence o noktaları yakalarsınız. Velhamdülillah. <laughs>